Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yeni ve kanalıma hoş geldiniz. Bu evet 2021 yılının finansallarını iyi getirdik. Şirketlerin çoğu güzel kar açıkladı. Güzel kar açıkladığından dolayı Mart ayına kadar yılın ilk 3 ayı temettü ayıdır. Temettü ayı nedir? Bizler hisse alırız. Hisse aldıktan sonra ağaçtaki tıpkı meyveyi toplamak gibidir. Ancak şimdi temettüyle ilgili... Hem sizlerden gelen bazı talepler var. Hem de sizin doğru bildiğiniz sandığınız yanlışlar hem de yanlış sandığınız doğrular var. Bu yüzden bu temettü olayını bir netleştirmek lazım. Bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey işte bir gün önceden temettü, bir gün önceden hisseye sahip olmak temettü almak için yeterli midir? Acaba e, peki temettü aldığımız zaman hisse temettü oranında düşüyor. O zaman ben ne anladım bu işten? E benim hissemin değerinden gidiyorsa benim paramdan kaybolmuyor mu bu gibi işlerin soruların cevabını vereceğiz. Ancak soruların cevabını vermeden önce arkadaşlar temettü alabilmek için zaten siz şunları yapmak lazım. Zaten siz borsadan hisse alabilmek için hisse alabilmek için bir yatırım hesabı açıyorsunuz. Yatırım hesabı açtığınız zaman o yatırım hesabını biliyorsunuz. O yatırım hesabı üzerinden siz hisse alıyorsunuz. Peki sizlerin hissesi nerede arkadaşlar? Sizlerin hissesi takas bankta. Yani bugün aslında istiyorsanız elinize belgenizi alırsanız takas banka giden müracaatınızın benim hisselerimi verin diye şöyle kağıt belge olarak da alabilirsiniz. Ancak takas bank sizler yerine bunu tutar ve saklar. Neden? Çünkü belli bir lot alıp satabilirsiniz. Çünkü bunlar likit şeylerdir. Anında satarsınız anında alabilirsiniz. O yüzden benim ne, Necefli Marşifan var. Oradan su içiyorum boğazım gıdıklandığı zaman. Ve Takas Bank aracılığıyla sizin hissediniz olur. Ve siz eğer o hisseye sahipseniz, o hisse temettü ödeyecekse Takas Bank aracılığıyla o şirket Takas Bank'a bildirir. Şirket Takas Bank'a bildirdiği zaman pay başına kaç lira para dönecek Takas Bank'a parayı gönderir. Parayı gönderdikten sonra Takas Bank herkesin payının miktarını bilir ve o hisse sayısıyla sizin yatırım hesabınızı ilişkilendirir. İlişkilendirdikten sonra parayı otomatikman sizin yatırım hesabınıza yollar. Sizin yatırım hesabınıza yolladıktan sonra parayı siz orada isterseniz o sizin orada borsa işlem limitiniz olur. Yani borsa işlem limitiniz bir anda sizin aldığınız temettü oranında kabarır ve şişer. E siz de o zaman ne yaparsınız? Ya bununla hisse alırsınız. Hisse almazsanız ne yaparsınız? Onu vadesiz hesabınıza bankacılık işlemdeki arayüzlerle vades hesabınızı aktarırsınız. Vades hesabınızı aktardığınız zaman da gidersiniz. ATM'lerden çekersiniz. Ancak şimdi bazen kafaya şöyle sorular geliyor. E, temettü e, biz almadan önce bir gün önce temettüyü alabilir miyiz? Evet. Hisseye bir gün önce sahip olursanız siz o temettüye hak kazanıyorsunuz. Ancak burada şöyle bir şey var değerli arkadaşlar. Yani kimse köy kurnazlığı yapmasın. Köy kurnazlığı yapılırsa da bu iş olmaz. Siz diyorsunuz ki 364 gün firma çalışacak, insanlar emek verecek, gayret verecek, karlılık yapacak. Ondan sonra 365, 364 gündür bir adam hissede duracak, bekleyecek. 364 günün sonunda siz bir gün önce hisse alacaksınız. O 364 günlük çalışmanın emeğini alacaksınız. Bu da burada olmaz. Çünkü neden? Hisse de bir gün önce vereceği temettü miktarı kadar da yükselir. Veya o temettü ödeme tarihine yakın zamanlarda temettü vereceği tarihe kadar yükselir. O zaman yükseldiği zaman da temettü verdikten sonra tekrar orijinal fiyatına düşer. Böylece yani temettüye yakın tarihlerde hisse alıp da köy kurnazlığı yapmaya çalışan, uyanıklık yapmaya çalışan, ya arkadaş ben 5 gün kala alayım da 5 gün içinde 360 gün şirketin çalışmış olduğu emeği alayım. İşte ben 10 gün önceden alayım da şirketin 355 gün önce yapmış olduğu karla ortak olayım diye köy kurnazlığı yaparsınız. Hisse zaten temettü ödeme tarihine kadar olması gereken fiyattan temettü miktarı kadar yükselir. Temettü ödediği gün düşer. Şimdi o yüzden burada köy kurnazlığı yapmıyoruz. Peki siz sanıyorsunuz ki hisse yükseldi Hisse yükseldikten sonra hissenin üzerinden düştü. Evet ama çünkü niye? Bir değer analizi vardır. Bir de fiyat analizi vardır. Değer analizi nedir? Hissenin olması gereken değer. Bir de hissenin olması gereken fiyat. Değer buradadır. Fiyat buradadır. Fiyat burada olduğu sürece değer orada olması lazım ama o yüzden fiyat bazen temettünün vermesi gereken miktardan fazla da verse o miktar oranında da düşebilir arkadaşlar. Bunu şöyle açıklayayım. Mesela örnek olarak arkadaşlar ben size Akbank vereyim. Akbank'ın şu an 76 milyar TL öz kaynakları var. 5.2'ye böldüğümüzde sermayesine 14.61 TL şu an fiyatlanması gerekiyor. Peki Akbank nereye kadar fiyatlanıyor? 7,70'e kadar fiyatlandı. 7,70. Peki 14,61 eksi 7,70 6,91'lik fiyat niye fiyatlanmıyor? temettü vermemesine rağmen bakın temet yani 6 lira 91 kuruş temettü vermemesine rağmen olması gereken fiyattan aşağı fiyatlanmış. İşte bunu gidip tahtacıya soracaksınız arkadaşlar. Zaten değerinin altında fiyatlıyorsa bunu tahtacının bir hesabı var demektir. O yüzden arkadaşlar aslında burada yani fiyat ve e, temettü arasında değişik bir ilişki var. O yüzden kısa vadelerde aldığınızda bunu hissedersiniz. Mesela Akbank'tan açıldı olay. Akbank'tan siz bunu Ereğli'ye uygulayabilirsiniz. Sasa'ya uygulayabilirsiniz. Başka hisselere uygulayabilirsiniz. Mesela ben 4 lira 50 kuruşta Akbank hissesi aldım arkadaşlar. Şimdi ben al sat al sat al sat. Bir yıl boyunca işte bir 30 bin not sattım, 30 bin not aldım, 5 bin lira kar ettim, 3 bin lira kar ettim, 7 bin lira kar ettim, 10 bin lira kar ettim. Böyle böyle yaptığımda overall yani genel yüküne baktığımda bir yılda Akbank'ı 4,5 liradan 4.00'a indirmiş. Ha, Akbank'ın değeri kaç lira? Şu an 8 lira. Diyelim 8 lira. Ha, Akbank şu an bir kar payı açıkladı. 8 liradan 0.50 TL. Ha siz 0.50 TL Akbank'tan ben temettüyü alacağım diye atlarsanız 8 liradan temettüyü bir gün önce alırsanız bu 50 kuruşu alırsınız. Ama 8 liradan hisseyi alırsınız. Ertesi gün 50 kuruş temettüyü alırsınız. 7,50 TL olarak bank. 7,50 TL oldu, değil mi? Siz 50 kuruş aldınız. E ne oldu siz? Buradan hisseden 50 kuruş zararınız oldu ama 50 kuruş temettüye aldınız. E peki buradan ne iş anlarsınız? Siz bir şey anlamadınız. Siz bir şey. Ben anlarım. Çünkü niye? Ben 4,5'te aldım, bir yıldır trade yapıyorum, 4 liraya indirdim, 4 liraya indirdim ama 50 kuruş. Benim burada temettüm var. Benim Akbank maliyetim geldi 3,5 TL'ye. Şimdi arkadaşlar 3,5. Sen ise ne yaptın? 8 lirada giriş yaptın. Akbank oldu 7.5 lirada. Sen 8 lirada girdin. 7.5 lira oldu Akbank. 50 kuruş temettü aldın. 0'a 0 sıfır, elde var. 0. Sen hiçbir şey anlamadın. Oysa ben 4.5'te aldım. 50 kuruş direkt ettim. 4 lira indirdim. 4 liradan da şimdi 50 kuruş aldım. 3.5 lira indirdim. Şimdi seneye, şimdi bakın seneye. Seneye gelecek. Yani 2022'nin sonuna kadar ben Akbank'ta kalıyorum diyelim. Sen başka hisselere atladın. Başka hisselere geçtin. 8 liradan, değil mi? Şimdi 3,5 lira. Şimdi Akbank 50 kuruş veriyordu seneye. 2022 yılında 1 TL ödemeye başladı. Ama o zaman da Akbank oldu 13 TL. Sen yine gittin 13 TL'den aldın. Ya 1 lira verecekti 12 TL oldu. Bak ben bekledim ama benim maliyetim ne? Akbank maliyetim 3,5 lira. 1 TL daha temettü aldım 2,5 TL. O yılda gene trade etmiştim daha önceden. 50 kuruş da oradan gitti. Akbank maliyetim benim 2 TL'ye geldi. Oysa sen ne yapıyorsun 13 TL'de alıyorsun 1 lira alıyorsun diyor 12 lira indiriyorsun. Diyorum ya yani ben 3,5 lirayla girdim viraja o yıl gene trade ettim 50 kuruş gene kazandım trade etmekten 3 lira oldu e 1 lirada temettü aldım 2 lira oldu. Diyelim ki 2024 yılına geldik bakın sadece 3 yıldan bahsediyorum 2024 yılına geldim Akbank 1 lira olan temettüyü 2 lira vermeye başladı ama Akbank oldu 20 TL. Sen yine gittin Akbank'tan temettü alayım diye 20 TL'den aldın. Ama ertesi günü bir gün önceden aldın. Ertesi gün 2 TL'ye aldın. Akbank 18 TL oldu. Yine sen avcunu üflüyorsun. Avcunu yalıyorsun. Oysa benim maliyetim neydi? 2 TL. 2 TL. 2 TL'ye aldın mı? Akbank maliyetim 2024'te 0 TL'ye geliyor. Ve bedavaya gelmiş oluyor. İşte temettü yatırımda köy kurnazlığı yapmayacaksınız arkadaşlar. Köy kurnazlığı yaparsanız bu iş olmaz. Yani ben yatayım, 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 yatayım 364 gün. Ondan sonra bir gün önceden onun temettüsünü alayım. Onun temettüsünü aldıktan sonra ha ben işte o şirketin 364 gün çalışmasını hemen indiregandi yapayım. İşte bu arkadaşlar olmaz. O yüzden arkadaşlar bunu bunu ince bir hassas ayarı vardır. Ha evet Hisse olması gereken değer. Değer nedir? Öz kaynakları sermaye bölerseniz o hissenin değeri çıkar. Ha, o hisse değerin üzerindedir. Fiyat veya altındadır. O ayrı bir olay. Yatırım yapmıştır. Üzerindedir. E işte ne bileyim riskleri vardır. Altında kalmıştır. Ama o fiyat üzerinden temettü şey yapılabilir. Diyorum ya. Yani çok daha fazla üzerine değer olması gereken. Mesela Akbank'ın olması gereken değer 4,61 kuruş. 7 lirayı temettü vermemesine rağmen. Şu an tahtacı bu 7 lirayı fiyatlamıyor. Bu konularda ayrı konular arkadaşlar. Ereğli de aynen bunun gibidir. Ereğli nedir arkadaşlar? 4,5 lira şey veriyor. Kar payı veriyor. Şimdi 4,5 lira kar payı veriyorsa 3,5 milyar da sermayesi varsa arkadaşlar 15 milyar 750 milyon lira eder. 15 milyar 750 milyon lira ederse Ereğli'nin karına baktığımızda burada arkadaşlar bu yıl 15.5 milyar. 15 milyar 527 milyon. Yani bu seneki karının tamamını verecek deniyor. Ha şişeye bakalım arkadaşlar. Şişe ne kadar kar etti? 9 milyar 133 milyon lira kar etti. Peki şişe tamamını verir mi? Hayır şişe tamamını vermez. Şişe niye vermez? Şişe banka gibi bir hissedir. %33'ünü verir. E %33'ünü verirse 9 milyar 133'ün %33'ü nedir arkadaşlar? 3 milyar eder. Onu da 3,5 milyara böldüğünüzde 0.86 kuruş bu sene temettü verebilir. İşte bu temettüyü peki nasıl verir? Temettüye de arkadaşlar şirket genel kurul tarihini ilan eder. Siz elinizdeki hisselerle isterseniz genel kurula katılabilirsiniz. Genel kurulda oy kullanırsınız ama genelde kamuya açık şirketler en fazla %49'unu yaparlar. %51'i otoritelerdir. Yani ne bileyim işte Akbank'ın %51'i işte Sabancı Holding'indir veya ne bileyim otorite ana otorite firmanın kendisidir. Yani siz aslında genel kurula gitseniz bile aslında yönü pek değiştiremezsiniz. İşte orada oy kullanılır. Oy kullanıldığı zaman orada temettü kararı alınır. Temettü bu sene verelim veya temettü bu sene vermeyelim diye. Yalnız burada bankalarda özel bir durum var arkadaşlar. Çünkü bankaların ürünü TL olduğundan dolayı ve ekonomide çok ilgili olduğundan dolayı genelde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun sermaye piyasası kurumunun denetimlerine ve yaptırımlarına açıktır. O yüzden temettü verirken bunlardan gelecek uyarılara dikkate almak zorundadır. Ha bankanın temettü kanununa baktığınızda özellikle Garanti ve Ak Bankası'nın şunu söyler %40'a kadar yani %40'a kadarını dağıtır %60'ın öz kaynaklarına Ata Yani %41'ini dağıtamaz. Bu ne zamandan geldi? Bu 2001 94 95 yılındaki banka krizinden sonra 2001 yılında 2001 yılında bankaları sağlamlaştırmak için geldi. Yani bir banka sahibi karının ereğli demir çelik gibi %100'ünü gidip alamaz. En fazla bugün serbest bıraksa yani hükümet tamam bankalar istediği kadar kar alsın dese %40'ı geçemez arkadaşlar kanunen. Yani. Yani o zaman diyelim ki 12 milyar 125 milyon lira Akbank kar ettiyse %40'ı 4 milyar 850'dir. Onu da 5000.2'ye böldüğümüzde yani şu an Akbank istediği kadar kar etsin verebileceği en fazla rakam 0,93 kuruştur. Yani %40'ını verebilir. %60'ını ne yapar? %60'ını der ki sermaye piyasası kurumunu öz kaynaklarını ekle, öz kaynaklarını büyüt. Büyüttüğün öz kaynaklarla kredi ver, krediyle daha da büyü, büyümeye destek ver der. O yüzden arkadaşlar sanayi şirketleri biraz daha fazla temettü verirken finans, GYO, sigorta gibi şirketler daha az temettü verirler. Çünkü onlar daha çok sermayelerini büyümeye kullanırlar. Umarım konuyla ilgili netleşmiştir arkadaşlar. Yine de sorularınız olursa alta yazarsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Gecikmeden dolayı kusura bakmayın işlerim vardı. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar.